Merhaba arkadaşlar. Çalışma sorularımıza veri toplama ve değerlendirme sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuz: grafik en sevilen içecekler. Her bir yıldız bir öğrenciyi gösteriyormuş. Bir sınıftaki öğrencilerin en çok sevdikleri içecekleri grafikte göstermektedir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım şimdi arkadaşlar. A. Çay sevenlerin sayısı 6'dır. Çaya bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yıldız var. Her bir yıldız bir öğrenciyi gösteriyorsa demek ki çay sevenler 6 kişi. Bu doğru arkadaşlar. Bize yanlışı soruyor. Buna dikkat ediyoruz. B. Ayran sevenlerin sayısı çay sevenlerin sayısından 3 fazladır. Ayran sevenlere bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çay sevenlerden 3 fazla mı? Evet, 9'dan 6 çıkarsa 3 kalır. Bu da doğru. C. Süt sevenlerin sayısı gazoz sevenlerin sayısından 6 fazladır. Süt sevenleri buluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yıldız 10 kişi seviyormuş. Gazoz bakın 1, 2, 3 tane 10'dan 3 çıkarsa 7 kalır arkadaşlar. 7 fazlaymış ama burada 6 fazla demiş. Demek ki yanlış, cevabımız C. 2. Aşağıdaki grafik bir sınıfta yapılan anket sonuçlarına göre düzenlenmiştir. Grafik en sevilen hayvanlar. Not: her nesne bir hayvanı göstermektedir. Resim kartlarıyla oluşturulan bu grafikte hangi hayvanları sevenlerin sayıları farkı 6'dır. Öncelikle sayılarını bulalım. Köpek 1, 2, 3, 4, 5 tane. Köpek 5. Balığa bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 arkadaşlar. Kediye bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dedik. Kuş 1, 2, 3, 4 tanesi. Şimdi seçeneklere bakalım. Hangisinin farkı 6 çıkacak? Kedi ve köpek demiş A şıkkında. Kedi 9. Köpek 5. 9'dan 5 çıkarsa arkadaşlar 9 eksi 5 4 kalır. Bu olmadı. Bize 6 lazım. Balık ve köpek demiş. Balık 11. Köpek 5. 11 eksi 5 6 olur arkadaşlar fark. Bakın bulduk. Cevabımız 5 şıkkı. 3. Ayşe bahçelerindeki meyve ağaçlarının sayılarını gösteren nesne grafiği yaptı. Bahçelerindeki kiraz ağaçları elma ağaçlarından fazladır. Buna göre Ayşe'nin yaptığı grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Dikkat edersek arkadaşlar, kiraz ağaçları elma ağacından fazla olacak. A şıkkına bakıyoruz. Bakın kirazı 3 tane, elmayı 4 tane vermiş. Burada kiraz elmadan fazla değil arkadaşlar. Tam tersine az. O yüzden A şıkkını eledik. B'ye bakıyorum. Kiraz 1, 2, 3 tane. Elma 1, 2, 3 tane. 3, ikisi birbirine eşit olduğu için bu şıkkı da eledik arkadaşlar. C şıkkına bakıyorum. Elma 1, 2, 3. Kiraz 1, 2, 3, 4 tane. Bakın 4, 3. 4, 3'ten fazladır. Ve doğru cevabımız C şıkkı. 4. Aşağıdaki tabloda Ceren'in bütün oyuncaklarının türlerine göre sayıları verilmiştir. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi cevaplandırılabilir? A. En pahalı oyuncak türü hangisidir? Arkadaşlar burada dikkat edersek oyuncak sayısı verilmiş. Fiyatıyla ilgili herhangi bir bilgi yok tabloda. O yüzden bunu cevaplandıramayız. B. Çiftlik hayvanlarının türleri nelerdir? Arkadaşlar çiftlik hayvanlarının türleri de verilmemiş. Yani tavuk mu, kuş mu, ne bileyim işte keçi mi, koyun mu, inek mi, köpek mi? Bunların hiçbiri tabloda verilmemiş. O yüzden bunu da cevaplayamayız. Ceren'in toplam kaç oyuncağı vardır? Evet, bakın bunun cevabını verebiliriz. Neden? Oyuncak sayısı verilmiş ve burada oyuncak çeşitlerinde kaçar tane oyuncak var? O da verilmiş. Bunları alt alta toplarsam bu sorunun cevabını bulabilirim. O yüzden cevabımız C şıkkı. 5. Grafik pazardan alınan ürünler ve miktarlar. Her bir şekil 2 kilogramı göstermektedir. Yukarıdaki nesne grafiğinde Esra'nın annesinin pazardan aldığı ürünler ve miktarları verilmiştir. Buna göre Esra'nın annesi en çok hangi üründen almıştır? Arkadaşlar dikkat edersek burada salatalıktan
en fazla miktarda nesne grafiğinde verilmiş. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bunu 2 ile çarparsam 5 çarpı 2'den 10 kilogram eder. Diğerlere bakın. 1, 2, 3. 3 çarpı 2'den 6. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 2'den 8. En fazla 10 kilogram olan salatalık cevabımız A şıkkı. 6. Bir gruptaki 30 kişiye en çok hangi dersi sevdikleri sorulmuştur. Matematik dersini sevenler, hayat bilgisi dersini sevenlerden fazladır. Türkçe dersini sevenler ise müzik dersini sevenlerden fazladır. Bu verilere uygun tablo aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım. Öncelikle matematik hayat bilgisinden fazla olacak. Matematik 9, hayat bilgisi 6 olabilir. Sonra Türkçe'ye bakıyorum. Müzikten fazla olacak. Türkçe 11, müzik 4. Bakın 11 4'ten fazla olabilir. Yalnız son bir şeye dikkat ediyorum. Toplam ne olacak arkadaşlar? 30 olacak. 11, 9 daha 20. 6 daha 26, 4 daha 30. Evet bakın A şıkkı uydu arkadaşlar. Cevabımız A. 7. Grafik sevilen renkler. Not: her nesne bir kişiyi göstermektedir. Ela arkadaşlarına hangi rengi sevdiklerini sordu. Elde ettiği verilerle yukarıdaki nesne grafiğini oluşturdu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Öncelikle buradaki renkleri kaçar kişinin sevdiğine bakalım arkadaşlar. Kırmızı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mavi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeşil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beyaz 1, 2, 3, 4. Şimdi gelelim şıklarımıza. Yeşil sevenlerin sayısı mavi sevenlerin sayısından bir eksiktir. Evet doğru. Bakın yeşil maviden bir eksik. Biri 8, mavi de 9. Bu doğru. Bize yanlışı soruyor. B. Mavi sevenlerin sayısı beyaz sevenlerin sayısından 4 fazladır. Mavi sevenlerimiz 9, beyaz sevenlerimiz 4. 9'dan 4'ü çıkarırsak arkadaşlar geriye 5 kalır. Ama burada 4 fazladır demiş. Yanlış. Cevabımız B şıkkı. 8. Bir gruptaki 26 kişiye en çok hangi çiçeği sevdikleri sorulmuştur. Gülü sevenler karanfili sevenlerden fazla. Papatya sevenler de lale sevenlerden fazladır. Bu verilere uygun tablo aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle gülü sevenler karanfili sevenlerden fazla olacak. Gül 10, karanfil 6. Bu doğru. Sonra bakıyorum. Papatya sevenler lale sevenden fazla olacak. Papatya 4, lale 6. Bakın 4 6'dan fazla değil. O yüzden A şıkkını eledik. Gülü sevenler karanfilden fazla olacak. 9 8'den fazladır. Doğru. Papatya sevenler lale sevenlerden fazla olacak. 7 2'den fazladır olabilir. Ancak son bir kontrol etmemiz gereken nokta daha var. Toplam 26 olacak. Bakıyoruz. 9, 7 daha 16, 8 daha 24, 2 daha 26. Evet, bu uydu arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. 9. Arda, Çağan ve Deniz'in toplam 28 bilyesi vardır. Deniz'in bilyelerinin sayısı Çağan'ınkinden çok, Arda'nınkinden azdır. Üçünün bilyelerinin sayısını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın burada ne diyor? Deniz'in bilyelerinin sayısı Çağan'ınkinden çok olacak. Bakıyoruz Deniz 8, Çağan 7 fazla doğru. Ama Arda'dan da az olacak. Arda'nınki de 13. 13 8'den fazladır. Bu da doğru. Evet olabilir. Ancak toplama bakacağız. 28 olacak. 13 7 daha 20. 8 daha 28. Evet doğru arkadaşlar. Cevabımız A. 10. Aşağıdaki grafik bir sınıftaki öğrencilerin en çok sevdiği meyvelerin sayısını göstermektedir. Grafikteki her bir meyve resmi o meyveyi seven öğrenciyi göstermektedir. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Öncelikle buradaki meyve sevenlerimizin sayısını bulalım. Narı 2 kişi seviyormuş. Armutu 1, 2, 3, 4, 5 kişi seviyormuş. Elmayı 1, 2, 3, 4 kişi seviyormuş. Muzu 1, 2, 3. Çilek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakalım şimdi şıklarımıza. Armut sevenlerin sayısı elma sevenlerin sayısından bir eksiktir. Hayır, tam tersine bakın.
Armut sevenler bir fazla. O yüzden bu yanlış. B'ye bakıyoruz. Çilek sevenlerin sayısı muz sevenlerin sayısından 3 fazladır. Çilek sevenler 6, muz sevenler 3. 6'dan 3'ü çıkartırsak 3 kalır ve 3 fazladır. Doğru cevabımız B şıkkı. 11. Grafik Kasım ayı hava olayları. Gün sayıları verilmiş. Bulutlu, güneşli, yağmurlu, karlı. Not: her nesne 3 günü temsil etmektedir. Verilen grafiğe göre güneşli gün sayısı karlı gün sayısından kaç fazladır? Güneşli günleri buluyoruz arkadaşlar. 1, 2 tane güneş var. Her nesne 3 günü temsil ettiğine göre, bakın zaten kaça denk gelmiş? 6'ya. 6 gün güneşliymiş arkadaşlar. Ne diyor bize? Karlı gün sayısından kaç fazladır? Karlı gün bir nesne, bir nesnemiz 3'ü gösteriyordu. Demek ki karlı günümüz de 3'müş arkadaşlar. Çıkarırsam 6'dan 3 çıktı. 3. Cevabımız B şıkkı. 12. Bir dolaptaki meyvelerin çeşitleri ve sayıları aşağıdaki nesne grafiğinde verilmiştir. Not: her nesne 3 meyveyi göstermektedir. Bu dolaptaki elma ve portakal dışında tüm meyveler bir kaba konuluyor. Buna göre kaba konulan meyvelerin sayısı kaçtır? Bakın ne diyor? Elma ve portakal dışındaki tüm meyveler. Elmayı buradan siliyoruz. Portakalı da buradan sildik. Şimdi gelelim armut ve muzun toplam sayısına. 2 tane armut gösterilmiş. Her biri 3'ü gösterdiğine göre 3 burada, 3 de burada. 6 tane armutumuz var. Muza bakıyoruz. 1, 2, 3, 4. Her biri 3'ü gösterdiğine göre, bakın zaten kaça gelmiş? 12'ye gelmiş. 12 tane de muz varmış. Aynı kaba koymuşuz. Topluyoruz. 6, 2 daha 8, 1. 18 tane meyve varmış. Cevabımız C. 2E sınıfı öğrencilerinin gitmiş olduğu müzeler grafikte gösterilmiştir. Grafik 2E sınıfı öğrencilerinin gittiği müzeler. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Her gül şekli 3 öğrenciyi gösteriyormuş. Şimdi kaç öğrenci gittiğini bulalım. Burada bakın 3, 3, 3. Demiryolları Müzesi'ne 9 kişi. Bakın zaten burada gösterilmiş. Etnografya Müzesi'ne bakın 1, 2, 3, 4, 5. Her biri 3 olduğuna göre 5 çarpı 3, 15. Bakın zaten buraya da denk geldiği gösterilmiş. MTA Müzesi yine 9. Havacılık Müzesi de 12'ymiş. A. Etnografya Müzesi'ne giden öğrenci sayısı en fazladır. Evet doğru, bakın 15 kişi arkadaşlar. Etnografya Müzemiz burada. Bakıyoruz. 15 kişi gitmiş. Bu doğru. Bize yanlışı soruyor. B. Devlet Demiryolları Müzesi ve MTA Müzesi'ne giden öğrenci sayıları eşittir. Devlet Demiryollarımız burada 9 kişi. MTA Müzesi'ne giden yine 9 kişi. Eşittir. Doğru arkadaşlar. C. Havacılık Müzesi'ne giden öğrenci sayısı Devlet Demiryolları Müzesi'ne giden öğrenci sayısından bir fazladır. Havacılık Müzemiz arkadaşlar burada 12. Demiryolları 9. 12'den 9 çıkarsa arkadaşlar 3 kalır. 1 değil. Yanlış. Cevabımız C şıkkı. 14. 27 kişilik bir bando ekibinin kıyafetleri kırmızı, beyaz ve yeşildir. Nesne grafiğinde kırmızı ve yeşil kıyafet giyen öğrenciler gösterilmiştir. Grafik kıyafet renklerine göre öğrenci sayıları burada verilmiş. Her şekil 3 öğrenciyi göstermekteymiş. Buna göre grafikte beyaz kıyafet giyen öğrenciler için kaç tane şekil olmalıdır? Toplam ne kadar arkadaşlar? 27. Kırmızı bakın 1, 2, 3 parça. Her biri 3'ü gösterdiği için 9. Şuraya yazalım. 9 kırmızı. Yeşil bakın kaça denk gelmiş? 12. Çünkü bakın 3, 3, 3, 3, 4 kere 3, 12 de yeşil olacak. Topluyoruz arkadaşlar. 9, 2 daha 11. Elde var 1. 1'i 1'e ekledim. 2, 21. Toplam kaç kişiydi? 27. 27'den 21'i çıkarırsam beyaz olanları bulacağım. Yeniden 1 çıktı 6. 2'den 2 çıktı 0. 6 öğrenci beyazmış arkadaşlar. Peki her şekil 3 öğrenciyi gösterdiğine göre
6 için ne yaparım? 2 tane şekil kullanırım arkadaşlar. Bakın 3 bu. 3 de bu. 6 olur cevabımız A şıkkı. 15. Mert'in oyuncaklarının türlerine göre sayıları şekil grafiğinde verilmiştir. Her şekil 3 öğren... Üf. 15. Mert'in oyuncaklarının türlerine göre sayıları şekil grafiğinde verilmiştir. Not: her daire şekli 3 oyuncağı göstermektedir. Buna göre Mert'in oyuncakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Her şekil 3 oyuncağı gösteriyorsa 1, 2, 3, 4, 4 çarpı 3, 12. 1, 2, 3, 3 çarpı 3, 9. 1, 2, 3 çarpı 2, 6. Yine 2 tane var. 3 çarpı 2, 6. A. Oyuncak uçak sayısı oyuncak kamyon sayısına eşittir. Evet, bakın ikisi de 6. Birbirine eşit. Bu doğru. Toplam 11 tane oyuncağı vardır. Hayır. Sadece tren 12 tane arkadaşlar. O yüzden yanlış. Cevabımız B şıkkı. 9 tane oyuncak arabası vardır. Evet, bakın burada zaten bulduk. 9 tane. Bu da doğru. Yanlış olan cevap B şıkkı. 16. Bir sınıftaki öğrencilerin tuttukları takıma göre sayıları nesne grafiğinde gösterilmiştir. Tuttukları takıma göre öğrenci sayıları burada verilmiş arkadaşlar. Her nesne 3 öğrenciyi gösteriyormuş. Bu sınıfta her öğrenci sadece bir takım tuttuğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım şimdi. A takımını hemen bulalım. 3, 3, 3, 3 çarpı 3, 9. 3, 3, 3 çarpı 2, 6. 3, 3, 3, 3. Ne oldu arkadaşlar? 4 çarpı 3'ten 12. Ve burada da bir tane bayrak var. O yüzden burası sadece 3. A takımını tutan öğrenci sayısı B takımını tutan öğrenci sayısından bir fazladır. Bakıyoruz. A 9, B 6. Bir fazla mı arkadaşlar? Hayır. 9'dan 6 çıkarsa 3 fazlalığı var. Yanlış. B takımını tutan öğrenci sayısı C takımını tutan öğrenci sayısından 2 eksiktir. Bakıyoruz arkadaşlar 6'ya 3. 2 mi eksik? Hayır. 3 eksik arkadaşlar. O yüzden bu da yanlış. Bu sınıftaki toplam öğrenci sayısı 30'dur. Bakalım. 9, 6 daha 15, 3 daha 18, 12 daha 30. Bunun hepsini toplarsam 30 ediyor arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.